Merhabalar. Bu bölümde VJ Boyapati'nin Bitcoin için boğa senaryosu kitabından bahsedeceğim. VJ Boyapati gerçekten ilginç bir karakter. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Adam Avustralya'dan Amerika'ya doktora sını yapmak için gidiyor. E Amerika'ya gitmişken zaten işte makine öğrenimi, yapay zeka gibi konularda altyapısı da var. Google diye küçük bir startupta çalışmaya başlıyor. O zamanlar daha Google yeni kuruluyor. Hatta Google'un haber sitesindeki işte algoritmaları düzenliyor. Birkaç yıl Google'da çalıştıktan sonra hani Avustralyalı olmasına rağmen Amerika'daki başkanlık seçimlerinde aday olacak Ron Paul denen libertaryen adayın seçimlerinde gönüllü olarak yardımcı olmaya başlıyor. Ron Paul her ne kadar e, hani başarılı olamasa da o seçimlerde Obama'nın seçildiği yıldı. E, Ron Paul çok ayrı ikonik bir karakterdir. E, Ron Paul her zaman altın standardının geri gelmesini savunurdu. Hala da konuşmalarını aynı minvalde devam ettiriyor. Hatta en son e, Bit, Miami'deki Bitcoin 2021'de de e, canlı olarak açılış konuşmalarından birini yapmıştı. Zaten hani libertaryen yapıda olan e, V.J. Boyapati 2011 yılında da Bitcoin ile tanışıyor. Yazılım altyapısı da var, e, network efekti de biliyor. Network efekti dediğimizde bir ağın e, genişleme etkisi. Örnek veriyorum WhatsApp kullanıyorsunuz, bütün arkadaşlarınız orada. Siz WhatsApp'tan Telegram'a geçmek istiyorsunuz ama geçerken sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü e, Telegram'ı kullanmayan ama WhatsApp'ta olan bir sürü arkadaşınız var. Bu WhatsApp'ın ağ etkisi oluyor. Yani VJ bunlardan da haberdar. Çünkü zaten Google gibi çok geniş bir A etkisine sahip olan yerde çalışmışlığı var. Tavşan deliği diyor. Aynı zamanda Bitcoin için yani bir yerden giriyorsun, nereden çıkacağın belli değil. Bir sürü dallanıp budaklanan bir konu olduğundan bahsediyor. 2017'nin başlarında da Bitcoin için boğa senaryosu diye bir makale yazmaya başlıyor. Bu makaleyi işte arkadaşları ve birkaç tane işte Wall Street yatırımcısı okusun diye yazıyor. Ama makale çok popüler oluyor. Yüz binlerce okuyanı oluyor makalenin. 20 dile çevriliyor vesaire derken makaleyi kitaplaştırıyor. Şu an makalenin bir bölümü e, sailor.org'da e, Stefan Livera'nın e, Bitcoin'e giriş dersinin de parçası. E, çok ciddi kitlelere ulaşan bir makale. Makale çok popüler olunca kitap haline getirilsin talepleri geliyor. O da biraz daha makaleyi uzatıp farklı içerikler de ekleyerek kitaplaştırıyor. Bitcoin için boğa senaryosu Bitcoin'in tarihçesiyle başlıyor aslında. Yani Bitcoin tarihçesi de sanıldığı gibi 2008 2009a sınırlı değil. Çok daha geriye gidebiliyoruz. 1990'ların başına gidebiliyoruz. Eski Intel çalışanı Tim May'in yazdığı bir Cypherpunk manifestosu var. Bu manifesto aslında gelecek yıllarda teknolojinin geliştiği bir dönemde Büyük firmalar tarafından nasıl manipüle ve kontrol edilmeden hayatımızı sürdürebiliriz arayışı olarak düşünebilirsiniz. Cypherpunk Manifestosu aslında kriptolojiyi kullanarak nasıl gizliliğimizi de mahremiyetimize sahip olacağımızı anlatan bir manifestodur. May Manifestosundan sonra Bitcoin'in ufak ufak türevlerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. İşte VD'nin b manisi. Daha önce de bahsettiğimiz Nick Zabo'nun Bitcoin'ı derken bir sürü ufak tefek çalışmalar oldu ama hepsinin de takıldığı bazı önemli kritik noktalar vardı. Bu kitap bunları tek tek anlatıyor zaten. Manifesto sonrasındaki dijital para arayışlarında ufak tefek sorunlar yaşandı. Çünkü dijital bir varlığı kopyalamak çok kolay. Bunu zorlaştırıcı bir metoda ihtiyaç vardı. Bunu zorlaştırırken de merkezin olmadığı bir sisteme ihtiyaç vardı ki merkezi bir yapı bütün paranın kontrolünü hakim olmasın. Wayday ile birlikte b gelişti. Ondan sonra işte daha önce de bahsettiğimiz Nick Zabon'un Bitgold'u var. Arada başka projeler de vardı Hashcash gibi. En sonunda da Satoshi Nakamoto Cypherpunk e-mail listesiyle Bitcoin teknik dokümanını paylaştı. Bu doküman geldiğinde herkes bir an önce kabul etmedi. Çünkü kim olduğu belli değildi, anonim birisiydi. Daha önce e, Cyberpunk e-mail listesiyle iletişime girmemiş birisiydi ve zaten uzun yıllardır bir çözümsüzlük vardı ve herkes ümitsizliğe kapılmıştı. Ama e, Holfini bu dokümana ilgi gösterdi ve bununla ilgili çalışmalara başladı. Satoshi ile iletişime geçti. Hatta tarihte bilinen ilk e, transferde Holfiniye yapılmıştır. VJ Boyapati de Bitcoin için boğa senaryosu kitabında gene paranın tarihinden kısaca bahsediyor ve özellikle de altınla Bitcoin'i karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmaları basit ve herkesin anlayabileceği dilde yapıyor. Hatta yani makalenin ciddi bir sayıda okuyucu ulaşmasına sebep olarak da bunu veriyor. Yani ben diyor, finans sektöründen olmasa da, ekonomi bilmese de, yazılımcı olmasa da herkesin anlayabileceği bir makale üzerine çalıştım diyor ve arkadaşlarımdan da destek aldım diyor. VJ Boyapati bir yerde de Bitcoin ile ilgili olan eleştirilere cevaplıyor. Çok basit bir şekilde görebileceğimiz bir internet sitesi paylaşmak istiyorum. BitcoinMifBusters.org Burada Bitcoin'e yapılmış çok klasik eleştirilerin kısa cevapları ve isterseniz de uzun cevaplarına ulaşabilirsiniz. Örnek Bitcoin'in hiçbir içsel değeri yoktur. İçsel değer ne demektir? Altının içsel bir değeri vardır. Çünkü altın en kötü parasal bir premium, primi olmasa bile altın elektroniklerde e, kullanılır. Çünkü bozulmaz, e, paslanmaz, iyi elektrik geçirir. E, ondan bir içsel değeri vardır. Bitcoin'de bu içsel değer yoktur. Bazı kişilerde Bitcoin'in içsel değerin olmamasının bir avantaj olduğunu ve tamamen parasal değerden ibaret olmasının olumlu etkileri olduğunu savunur. Bu kitabın önemli bir kısmı da Bitcoin'in değerlemesi, değerlenme süreçlerini anlatıyor. Bu süreçlerin, teknolojik değerlenmelerin benzer bir şekilde takip ettiği Gartner Hype döngülerine benzetiyor. Mesela Gartner Hype döngüsü nedir? Yeni bir teknolojinin değerlenmesini anlatan döngülerdir. Örnek olarak, LCD televizyonları verebiliriz. LCD televizyonlar ilk çıktığında ona ulaşabilecek kesim çok ciddi bir değer verir. Yüksek miktarlarla ödeme yapıp satın alır. Çünkü merak ediyordur ne olduğunu. Hani onun nasıl bir hayat standardını yükselteceğini merak ediyordur. E sonra bakarlar mesela çok matah bir şey değilmiş bu derler. Bir değeri düşmeye başlar. Ama değeri düşerken e, üretim kapasitesi de iyileşir. E, verimlilik artı üretimdeki e, daha da ulaşılabilir bir hale gelir ve tekrar insanlar almaya başlar. Ve tüplü televizyonlara göre de avantajı olduğunu görünce insanlar e, gene değeri artmaya başlar. Bitcoin de böyle bir döngü takip eder. Döngün ilk başında insanlar teknolojiyi merak edip Bitcoin'le uğraşmaya başladılar. Kimdi bunlar? E, genellikle kriptografi e-mail listesinde bulunan kişilerdi. İşte Holfine bunlardan birisiydi. Bu kişilerin sayısı zaten bellidir. Zaten kaç kişi hem kriptografi ile ilgilenecek hem de e, cypherpunk Cyberpunk manifestosuna hakim olacaktır. E bunların ilgisi bittikçe Bitcoin'e olan ilgi bir, bir süre düşmeye başlar. Ta ki ne zaman Bitcoin ile ilgili yeni bir kullanım ortaya çıktığı zaman. Şimdi Bitcoin'de tarihinde şöyle bir şey yaşanmıştır. Bitcoin'in ilk kullanımı 10.000 Bitcoin'e karşı 2 pizza alımı ile olmuştur. Ama bu yeterli popüler leşmeyi sağlamamıştır. Bu sadece ilk fiyatlanmanın oluştuğu zamandır. Esas kullanımı Silk Road adı verilen internet sitesiyle başlamıştır. Çünkü bu site üzerinden alım yapan insanların kimlik bilgileri paylaşmasına gerek yoktu ve mahlaslarıyla ya da sadece A üzerindeki adresleriyle işlem yapabiliyorlardı. Sitenin kurucusu Ross Ulbricht şu an iki kez ağırlaştırmış müebbet cezası dan yargılanmış bir şekilde hapishanede bu Bitcoin komünitesi tarafından da çok eleştiriliyor. Hatta en son e, Trump giderken birkaç kişiyi affedebiliyordu. Affettiklerinden birisinin Ross Ulbricht olması çok istendi. E, çünkü kendi sadece bir site kurmuştu. Üzerinde oluşan hiçbir ticaretten aslında sorumlu değildi. Aynı zamanda Silk Road bir sürü insanda da şey algısı uyandırdı. Hani Bitcoin yasa dışı şeyler için kullanılıyor. Hani normal bir insan kullanmıyor gibi bir algı oluşturmuştu o yıllarda. E, bu da doğru değil. O zamanki algıda şey de vardı, Bitcoin tamamen anonim, e, bu yüzden kimin ne yaptığı bilinmiyor. E, bu sebepten de işte yasa dışı bir şey alacaksan, satacaksan Bitcoin kullan algısı vardı. Bu son derece yanlış bir algı çünkü Bitcoin blok zinciri açık, halka açık bir ağ, herkesin izleyebileceği bir ağ ve geriye dönüp 2009-2010'daki transferleri bile kontrol edebileceğiniz bir ağ. Suçlular için uygun bir ağ değil aslında. Zaten son çalışmalarda ortaya çıkardı ki e, Bitcoin'i insanlar genelde servetlerini ya da emeklerini biriktirmek için saklamak için kullanıyor. E, kitabın son bölümünde de e, Boyapati hani asparagask risklerden değil de Bitcoin'e ait hani potansiyel olabilecek risklerden bahsediyor ve Bitcoin'e yatırım yapacak kişilerin bunların farkında olmasını istiyor. Bu riskler nelerdir? Devletlerin Bitcoin'e karşı çok regülasyonlar uygulaması, kuantum bilgisayarların gelişmesiyle kriptografik şifrelerin çözülebilir hale gelmesi. Ki bu olası gözükmüyor çünkü hani oldu da kuantum bilgisayarlar çok hızlı ilerledi, ma yani kullanma maliyeti de düşük oldu ve ağ çözmek için çalışmaya başladılar. Buna karşılık da Bitcoin yazılımcıları teknolojide farklılaşmaya gidip kuantum bilgisayarların çözmesinin daha zor olacağı yazılımlar üzerine çalışabilir. Bitcoin için boğa senaryosu okuması çok keyifli bir kitap. Yazar çok güzel işlemiş konuları. En basitinden Bitcoin'in tarihi, nasıl geliştiği, nasıl değerlenme aldığı ve nereye gidebileceğini en basit ve en net şekilde anlatıyor. Kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.